2,5 su bardağı ince bulguru bir kaseye alalım. 1,5 bardak sıcak suyu ekleyelim. Bir kapakla kapatıp 10 dakika bekletelim. Bulgur kabarırken 2 yemek kaşığı soğan tozunu bir kaba alıp üzerine 2 yemek kaşığı sıcak su gezdirelim ve 5 dakika bekletelim. Soğan tozu yoksa bir kuru soğanı robotta çekin, tel süzgeci alıp kaşığın tersiyle veya elinizle bastırarak süzün. Süzgecin içinde kalan kuru kısmı kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı isotu da bir kaseye aktaralım. Üstüne çıkacak kadar sıcak su ekleyip 5 dakika kadar onu da beklemeye alalım. Bulguru kabardıktan sonra yoğurma kabına alalım. Üstüne soğan tozunu ve isotu suları ile birlikte ekleyelim. Soğan tozu yerine soğan kullandıysanız biraz önce anlattığım gibi soğanın sadece süzgeçte kalan kuru kısmını koyuyoruz. 3 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı toz kırmızı tatlı biber, 5 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 çay kaşığı tuz, 1 tane de limonun suyunu katıp 5 dakika kadar hamur yoğurma makinesini çalıştıralım. Ben makinenin bu ucunu tercih ediyorum. Hamur yoğurma makinesi yoksa iyice özleşinceye kadar 5-10 dakika elinizle de yoğurabilirsiniz tabii ki. Kıvamı koyu olursa zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Acılık ve ekşilik seviyesini de damak zevkine göre ayarlamak mümkün. Ardından çiğ köfteleri koyacağımız kabı yanımıza alıp uygun miktarda harcı avucumuzun içinde sıkıp şekillendirerek köfteleri yapmaya başlıyoruz. Tadı gerçekten çok güzel ve yapımı da çok kolay. Daha önce evde çiğ köfte yapanların ve çiğ köfteyi sevenlerin yorumlarını bekliyorum. Artık bolca marul, domates ve limon ilavesiyle servis edebiliriz. Tada! Şipşak çiğ köftemiz hazır.